Dünyada sevgiye önem vermiyorlar. Halbuki en büyük lüks sevgidir. Mesela dindarlıktan bahsediyor, şeyden bahsediyor ama bakıyoruz sevgi yok. Veyahut işte sosyal demokratım diyor ya şey diyor, başka ideolojilerdeyim diyor. Kardeşim sevgin yok. Sevgisiz dünya olmaz. Yani dünya ölür, mahvolur. Dünyadaki en mühim gıda imandan kaynaklanan sevgidir. Olmadı mı bitti. İstediğin kadar köprü yap, yol yap, binalar yap. Mesela New York muazzam zengin ama her gün bir adam kendini öldürüyor. Her yerde intiharlar oluyor. Her yerde insanlar uyuşturucu kullanıyor. Yani New York'ta bir günlük uyuşturucu miktarı ton hesabınadır. Ton hesabıyla uyuşturucu akıyor şehre. O kadar çok kullanıyor sevgisizlik. Yaklaşık 100 kişi intihar ediyor. E bak. Çok fazla. Aylık 100 kişi intihar ediyor. Çok muazzam yüksek. Yani günde de bir kişi de değil yani. Çok acı bir durum. Sevgisizlikten kaynaklanıyor. Sevilen bir insan, seven bir insan niye intihar etsin? Bunalıyor. Sevgi yok. Sağa dönüyor sevgi yok, sola dönüyor sevgi yok. Uyuşturucu alıyor, yine kurtulamıyor. Sonunda intihar ediyor. Allah vermesin. Allah korkusunun da amacı sevgidir. Cenab-ı Allah benden korkun diyor. Orada Cenab-ı Allah'ın amacı kendisinin sevilmesidir. Yani nihai amaç orada saf korku değildir. Yani Allah'ın istediği korkunun meydana getireceği sevgidir. Çünkü Allah korkusu olan sevgi olmuyor. Hayret edecek bir şey. Yani bazı insanlar diyor ki nasıl bir bağlantısı olabilir? E bir düşün. Olmaz. Egoist olursun Allah korkusu olmazsa. Bencil olursun. Çok seviyorum diyor. Bencilsin. Çok seviyorum diyor. Egoistsin. Affedici değilsin. Merhametli değilsin. Cömert değilsin. E nasıl seveceksin? Gitti sevgi işte. Yaktın gitti. Allah korkusu bunları sağlıyor. Yani sevginin temel bütün ihtiyaçlarını sağlıyor. Kuru kuruya sevgi olmaz. Sevginin gıdası vardır. Ölür yoksa sevgi. Çeşit çeşit gıdası var. Bir sabır, iki affedicilik, üç cömertlik, diğergamlık, derin düşünmek, ince düşünmek, vefa, say say bitmez. O gıdaları almadan sevgi ayakta durmaz. O zaman insanda garip bir güç meydana gelir. İnsanların tanımlayamadığı bir cazibe, çekicilik meydana gelir. Onun dışında görüyorum mesela yakışıklı delikanlılar çıkıyor ama bomboş. Çok güzel kızlar çıkıyor ama bomboş. Yani yakından gösteriyor kızları. Gözlerinde hiçbir anlam yok. Derinlik yok. Tutku yok. Aşk yok. Muhabbet yok. Hiçbir şey yok. Bomboş yani. Cam gibi bakıyor. Hakikaten cam güzelliği var gözlerinde. Yani bir biblo güzelliği var. Biblo güzelliği tamam. Gözlerinde de süslü bir camın güzelliği var. Derinlik, ruh, aşk onlar yok. E olmadı o zaman. O zaman taş mankenden farkı kalmaz. Yani biblodan farkı kalmaz. Evet İdem hocam, çayım geliyor değil mi? Hocam, siz Allah'a olan sevginizden kaynaklanan 24 saat coşkun olarak o sevgiyi yaşıyorsunuz. O çok büyük bir nimet. Maşallah, evet. İmanınızın derinliğiyle de doğru orantılı olarak çok çok coşkun. Yani bütün dünyaya yetecek kadar. Maşallah, maşallah. Elhamdülillah.